üç tane zaman olarak söyleyeyim. Simple present mesela. Simple present. Bu geniş zaman. Önce hani geniş zaman üzerine yapayım şimdi. Hani yardımcı fiili do does'dır genelde. Hani genelde direkt do does'dır. Şimdi bunların hani olumsuz soruda olumlu olumsuz ve soru cümlelerine fiil birinci elde olur. Yalnız he she it'te fiile s takısı gelir. Anladınız mı? Bir dakika rica ederim. Yanlış mı? Ben daha iyi birisi. Buyurun devam edin. Formüller güzel. Yardımcı zamanları every time. Yani every week. Her hafta, her zaman işte. Simple present, geniş zaman. Şimdiki zaman present continuous. Present continuous'ta yardımcı zamanlar emizar. Yani yardımcı fiillerimize emizarla bir şey yapıyoruz. Burada mesela olumlu soru, olumsuz veya soru cümlelerinde fiil her zaman birinci elde oluyor. Fiile ink takısı daha doğrusu. Birinci elde ink takısı geliyor. Fiilimizi böyle hallediyoruz. Zamanlar now. Yani örneğin bugün, şimdi, today, bugün. Simple past, bu şimdiki zamanda. Simple past ise geçmiş zaman. Yardımcı fiilimiz did. Burada olumsuz ve soru cümlelerinde fiil birinci halde. Olumlu sorularda ise sadece fiil ikinci haline alıyor. Zamanları yesterday, last week, last day gibi. Yani bu formül sınavda benim nasıl işime yaradı? Örnek veriyorum, işte Ferhat, sınavda genelde boş bırakıyorlar. Buraya go yazıyorlar, yani kendi sınavında. To the disco. Now diyor mesela. Hemen hani ben kafamda nasıl yapıyorum? Mesela now ne? Şimdiki zaman. Şimdiki zamanda ise direkt going. Gidiyor. Ink takısı diyor. Eğer now değil de buraya last week deyince ne? Geçen zaman oluyor. Geçen olduğu için mesela olumlu cümle olduğu için direkt s takısı. Pardon. İkinci elde olacak. Go değil de went. Ben bu şekilde yani ortaokul, lise 90 gibi olarak geçtim yani. Yani o seviyeye kadar geçersiniz. peki bırak sana bir soru soracağım. Peki şu an mesela bu formüllerle gayet güzel sınavları geçtin, boşlukları doldurdun vesaire. Aynen. Peki İngilizce rahat rahat konuş desek, anlat desek, yaz desek falan. İşte o sıkıntı. Neden sıkıntı peki? O sıkıntı. Ya şimdi ben kendi açımdan hani matematik hesabıyım. Hani sayısal öğrencisiydim. Sayısal öğrencisi olduğum için hani biraz daha hani şeye doğru formüllere yönelik gidiyorum. O konuşmaya gelince işte biraz zorlanıyorum. Konuşmaya gelince farklı. Aynen. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.